Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Çakar. Bugün 2020 cilt bakımı favorilerimden söz ediyor olacağız. 2020 yılı boyunca severek kullandığım Kore cilt bakımı, dermakozmetik, ekonomik, uygun fiyatlı diyebileceğimiz bütün cilt bakımı ürünlerinden dikkatimi çekenler bu video içerisinde yer alıyor olacak. Son 1-1,5 ayda keşfettiğim ürünleri bu videonun içerisine dahil etmeyeceğim. Onları gelecek hafta yeni keşfettiğim, denemeniz gerektiğini düşündüğüm cilt bakımı ürünleri videosunda anlatıyor olacağım. Çünkü son 1-1,5 aydır kullandığım ürünlerin yıllık favorilerde yeri yok diye düşünüyorum. Deyip hemen ürünlerimi anlatmaya başlayayım. İlk olarak makyaj temizleme ürünlerimize başlıyoruz. Cleansing oil'lar ve cleansing balm'ların benim makyaj temizlemede en büyük tercihim olduğunu kanalımın bir süredir takipçisiyseniz zaten biliyorsunuzdur. Yılın belli bir kısmında Manya Faktörü'nün Pure Cleansing oil'ını kullandım. Diğer kalan zamanındaysa çok sevdiğim bir marka olan I Am From'un Fix serisindeki cleansing balm'ı tercih ettim. Bu adından da belli olduğu gibi balm formda, yani krem formda olan bir temizleme ürünü, kaşıyla birlikte içerisinden böyle bir fındık büyüklüğünde ya da birazcık daha fazla ürün alıp elinizi ısıttığınız anda tamamen yağa dönüşen bir ürün ve yüzünüze uyguladığınızda suya dayanıklı makyajınız da dahil, hepsini güzel şekilde parçalayan, maskara da dahil bu arada, güzelce parçalayan, arkada kalıntı bırakmadan güzel şekilde durulanan bir temizleme balmı. Ben bunu ev makyajımı temizlemek için kullandığım gibi eğer cildimin aşırı hassas ve nemsiz olduğunu düşündüğüm zamanlarda aynı zamanda sabah temizleyicisi olarak da tercih ettiğim bir temizleme ürünü. Temiş All Clean Balm mı bu mu diye bana soru sormayın. En sevdiğim çocuğumu seçmemi istemişsiniz gibi bir hal olur. Her insan gibi benim de üşengeç olduğum zamanlar oluyor. Ya da ufak hataları düzeltmem gerektiğinde ise misal sularını tercih ediyorum. Normal içerisinde hiçbir yağ olmaksızın kullandığım misal suyu, Simple markasının misal suyu, işini güzel yapıyor. Hiçbir şekilde cildimi irite etmediği için. İçerisinde sert kimyasallar da içermediğinden sevdiğim bir misal suyu, severek kullanıyorum. Ama maalesef bu misal suları maalesef bu misal suları suya dayanıklı ürünleri çıkarmak için ben yeterli bulmadığımda, daha suya dayanıklı, daha kalıcı ürünleri çıkarmam gerektiğini, özellikle kalıcı rujları falan, tintleri çıkarmam gerektiğinde ise bu çift fazlı misal sularını tercih ediyorum. Bunların bir sürü çeşidi var. Bu bendeki argan yağlı olanı. Sıra geldi temizleme kategorisine. Burada iki tane üründen söz edeceğim. Bunlardan birincisi CeraVe'nin Foaming Cleanser'ı. Bu cildinizi yormadan, nazikçe ama güzelce cildinizi temizleyecek bir temizleyici arıyorsanız, böyle ekstra özellikleri olmasın, sadece temizlesin ve gitsin diyorsanız bakacağınız temizleyici bu. İçerisinde hyaluronik asit, niacinamide ve seramitler var. Hızlıca konuştum gene. Çok hoş. O nedenle cildinizi yormadan, nemini cildinizden sökmeden rahatlıkla kullanabildiğiniz bir temizleyici. Hem normal ciltler hem yağlı ciltler, cilt tipiniz ne olursa olsun rahatlıkla kullanabileceğiniz. Ama cildiniz akneye meyilliyse, çok fazla doku problemleriniz varsa cildinizde, beyaz noktalar, siyah noktalar gibi ürünleriniz varsa asitli bir temizleyiciye ihtiyacınız vardır. Ben de böyle dönemlerde özellikle akşamları çok fazla tercih ettiğim bu seneki asitli temizleyicim Cosrx'in Low pH Good Morning Cleanser'ıydı. Adında Good Morning yazıyor olması sizi yanıltmasın. İster sabah ister akşam rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cildinizi yormadan güzel şekilde temizleyecek, siyah nokta, beyaz nokta, sivilce gibi problemlerinize size yardımcı olacak bir temizleyici arıyorsanız bakacağınız temizleyici bu. Dediğim gibi formülasyonu daha asidik tarafta olan bir temizleyici, asitli temizleyicilere daha yeniyseniz, ilk kullanmaya başladığınızda 20 gün kadar cildiniz kusacaktır. Bir aydır kullandığınız takdirde halen cildiniz kusmaya devam ediyorsa belki bir iritasyon söz konusudur. Ama aşırı derece akne, siyah nokta ve beyaz nokta gibi problemleriniz varsa ve asit içeren herhangi bir ürünü kullanmaya başladıysanız cildiniz 20 gün kadar kusacaktır. Bir ürünün işe yarayıp yaramadığını 20-25 gün sonra ancak algılayabiliyorsunuz dememizin aslında sebebi de bu. O nedenle eğer bu tarz asitli bir temizleyici kullanmak isterseniz bunu göz önünde bulundurun. Sıra geldik toniklere. Toniklerde de yine iki ayrı tonikten söz edeceğim. Bir asitli tonikten söz edeceğim. Bir de nemlendirme, cildi aydınlatma, parlatma, güzelleştirme
özelliği olanı söz edeceğim. Cildi aydınlatma, parlattırma, güzelleştirme derken hangisinin geldiğini çok iyi biliyorsunuz. I Am From'un pirinçli toniği. Bundan ben ikinci şişemi neredeyse bitirmek üzereyim. Benim en sevdiğim toniklerden bir tanesi. Özellikle sabah rutinimde kullanmayı çok seviyorum. İçerisindeki pirinç özleri sayesinde cildinizi beyazlatıyor demek istemiyorum. Çünkü o zaman cildimin tonu 5 ton falan açacak gibi düşünüyorsunuz. Esmerken beyaz tenli olacakmışım gibi davranıyorsunuz. Hayır. Sadece cildinizin olabileceği maksimum beyazlığa getiriyor. Öyle söyleyeyim. Daha parlak, daha aydınlık ve daha canlı gözükmesini sağlıyor. İçerisinde %77 yani %78'e yakın hatta pirinç özleri içeren bir tonik bu. Cildinizi hem nemlendirip hem aydınlık, daha parlak ve dolgun, en sevdiğim özellik zaten. Böyle sanki içeriden nem varmış gibi gözükmesini istiyorsanız bakabileceğiniz bir tonik. Ben bunu pamukla uygulamayı seviyorum. Çünkü pirinç özleri olduğu için elimle uyguladığımda sanki yüzümde böyle kalıyormuş gibi hissediyorum. O benim hissiyatımla alakalı bir şey. Kullanmadan önce de güzelce çalkalamayı ihmal etmeyin diyorum. İkincisi ise hem sabah hem akşam çok rahatlıkla kullanabileceğiniz. Cildiniz aşırı hassassa, asitlerle genellikle çok problem yaşıyorsanız bakabileceğiniz Cosrx'in EHA, BHA, vitamin C içeren günlük toniği. Bu içerisindeki asitler tamamen meyve asitlerinden geldiği için günlük kullanım için daha uygun olan bir tonik. Sabah akşam dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Hem asitlerden gelen o kimyasal eksfoliasyon işlemini alırken içerisindeki diğer ajanlar sayesinde, nemlendirme ajanları sayesinde cildiniz nemini kaybetmeden tonikleme işlemini yapıyorsunuz. Cildinizin pH'ini çok güzel şekilde dengeliyor. Sıra geldi esanslara. Kullanana kadar ihtiyacınız olduğunu anlamadığınız cilt bakımı basamağı diyorum ben buna. Gerçekten esans kullandığınız zamanla kullanmadığınız zaman arasında çok ciddi bir farklılık oluşuyor cildinizde. Neden bilmiyorum ama küçük mucizevi konsantre bir tonik gibi düşün. Tonikle serum arasına gelen yastık gibi düşün. Serumlarınızın daha iyi şekilde cildinize emilmesini sağlıyor. Cadoli'nin Vina Perfect serisindeki aydınlanma özelliği olan esans. Bu içerisinde glikolik asit içeren bir esans. Yani eğer glikolik asite karşı hassasiyetiniz varsa uzak durmanız gerekebilecek bir serum. Çünkü içerisindeki konsantrasyonu az ama yani çok yüksek oranda glikolik asit içermiyor. Aynı zamanda içerisinde üzüm ekstrakları olduğu için, antioksidan özelliği olduğu için de cildinizi dış etkenlere karşı daha güçlü hale getirmekte başarılı olan bir ürün. Dediğim gibi ben bunu yaz aylarında tercih ediyorum. Kış aylarında benim tercih ettiğim bir esans değil. Kış aylarında havanın soğumasıyla birlikte ben daha çok nem veren esansları kış aylarında daha çok tercih ediyorum. Yaz aylarında asit ürünleri kullanmak çok tavsiye edilen bir şey değil ama ben cildimi güzel şekilde güneşten koruduğum ve bu sene hayatımızın çoğunluğunu evimizin içerisinde geçirdiğimiz için bir sorun yaşamadım. Ama bu sene ilk kullandığım andan itibaren büyük bir çoğunlukla bittikçe elimde olmasını isteyeceğim bir esanstan söz etmeye geldi sıra. Bu şişeden çok az kullanmışsın Ayşe'cim demeyin. Benim asıl şişeyi ben Pelin'e kaptırdım, bu yenisi. Bu I Am From'un Fix serisindeki Boosting esansı. Adından da belli olduğu gibi bunun işi cildinizi daha iyi bir hale getirmek. İçerisinde yine incir özleri içeriyor. Cildinizi çok güzel bir şekilde nemlendiriyor. Yani bunu sürdükten sonra cildinize sanki nem enjekte etmişsiniz. Yani içine su vermişsiniz ve bu suyun içinde simler varmış da cildiniz böyle bir anda parlamaya başlamış gibi, içten parlıyormuşsunuz gibi bir etki yaratıyor. 7 tonik yöntemi için muhteşem olan bir ürün. Cildinize nem verecek ekstra bir ürün arıyorsanız, cildiniz daha aydınlık, daha canlı, daha parlak, daha güzel gözüksün istiyorsanız bakmanız gereken esans bu. Daha öteye gitmeyin. Ben bunu çok severek kullandım. Bana Olivier'in esansını, Hyaluron esansını bir kenara bırakmamda sebep olan esans bu ki 2 sezondur ben o esansdan başka hiçbir şey kullanmıyorum gibi bir şeydi. Sıra geliyor serumlara. Burada birazcık takılacağız. Birincisi retinol serumları. Retinollerden çok ayrıntılı bir şekilde geçmişte söz ettim. Geçmiş dediğim bundan 1,5 ay önce de yenilerini yayınladım. Videolarının güncel rutinler dediğim gibi açıklamalar bölümünde olacak. Çok detayına girmeyeceğim. Ama akne probleminiz varsa, leke probleminiz varsa, cildinizi yaşlanmaya karşı korumak istiyorsanız, cildinizdeki hücre yenilenmesini
hızlandırmak istiyorsanız, cildinizde güneş lekelerinden kurtulmak istiyorsanız, cildinizde hangi sorununuz varsa işe yarayacak bir tane içerik varsa o da retinol. Ben buna mucizevi içerik diyorum retinol için. Gerçekten çözemediği şey yok. Ama doğru kullanmazsanız cildinize bundan çok zarar veren bir şey de yok. O nedenle daha önce hazırladığım videoları eğer retinolle yeniyseniz, kaç yaşından itibaren kullanmak daha doğru, neler yapmak daha doğru bakmak istiyorsanız o videoları inceleyebilirsiniz. Bu sene de geçen sezon olduğu gibi en sevdiğim retinol ürünleri Murad'ın retinol serumları. Ben bunları özellikle seviyorum çünkü retinolden aldığınız bütün güzelliği alırken retinolün yan etkilerinin hiçbirini yaşamadan hayatınıza devam ediyorsunuz. Çünkü bunda 3 fazlı bir teknoloji var. Birinci faz cildinize anında etki eden bir faz. Yavaş yavaş bütün gece sabaha kadar salınım yapar. İkinci fazı, üçüncü fazsa nemlendirici faz dediğimiz retinolün olumsuz etkilerine karşı cildi koruyan, cildin onarımına yardımcı olan üçüncü fazı var. Ben bunun hem göz kremini kullanıyorum hem serumunu kullanıyorum. Murad'ın retinolleri sizin için uygun bütçe aralığında değilse doktorunuza danışarak retinol satın alabilirsiniz. Eczanelerde satılan ama o eczanelerde satılanlar da çok uygun fiyatlı değil. Ama gözünüzü seveyim kafanıza göre gidip X ilacını istiyorum deyip eczaneden almayın. Bunu defalarca söylüyorum. Benim DM'lerim o malum retinol kremi yüzünden yaşanan korku hikayeleriyle dolu. Lütfen bir doktora danışarak o tarz kremleri alın. The Ordinary'nin retinol serumları da yine uygun fiyatlı bir tercih olarak bakabileceğiniz serumlar. Sıra geldi C vitaminine. 24 yaşından beri kullandığım en sevdiğim cilt bakımı içeriklerinden bir tanesi. Ve şu anda ben 32 yaşındayım. Siz yapın matematiği. Bunlardan bir tanesi Murad'ın Rapid Age serumu. Diğeri ise By Wish Trend'in Pure Vitamin C %15'lik frulelik asit içerisinde olan C vitamini serumu. Lekelerinizden kurtulmanızı sağlayacak 4 etken madde videosunda C vitamini size çok ayrıntılı şekilde anlatmıştım. O videoyu izlemediyseniz açıklamalardan bakabilirsiniz ya da ekranda bir yerde kartlarda görebilirsiniz. C vitamini cildinizin daha parlak, daha canlı, daha aydınlık görünmesini sağlamanın yanı sıra lekeleriniz üzerinde çok etkili olan bir etken madde. Aynı zamanda antioksidan özelliği olduğu için cildinizi dış etkenlere karşı koruyacak olan bir etken madde doğru kullanıldığı takdirde. Özellikle leke sorununuz varsa, bütçeniz doğrultusundaysa severek kullanacağınızı düşündüğüm başarılı olan bir serum. Bu birazcık pahalı olduğu için çok fazla üzerinde durmayacağım ama dediğim gibi o C leke videosunu çok detaylı olarak anlattım. Diğeri ise daha orta fiyat skalasında olan C vitamini, özellikle elaskorbik asitler cildinizde problem yaratıyorsa, yani C vitamini serumunu kullanıyorum, elaskorbik asitler içeriyor ama benim cildim buna olumlu reaksiyon göstermiyor diyorsanız işte o noktada bakacağınız serum bu. Elaskorbik asitten daha nazik bir şekilde cildinize etki eden ama C vitamininden almanız gereken bütün faydaları yine cildinize veren, nazik şekilde cildinize uygulanan, cildinize uyguladığınız anda anında emilen, cildinizin üzerinde yaşamayan, aynı zamanda formülasyon nedeniyle cildinize bir tık da nem veren güzel bir C vitamini. Sıra geldi peptit ve ginseng serumu ikilisine. Bu ginseng serumu keşfettiğim günden beri yıllık favorilerim içerisinde yer alan, benim çukurlarımdan kurtulmamda büyük bir emeği olan I Am From'un ginseng serumu. Bundan çok fazla söz etmeyeceğim. Artık kustunuz ve size güzel bir haberim var. Buna yakın bir muadil buldum. Hem de gerçekten bayağı uygun fiyatlı. Gelecek hafta anlatacağım onu size. Sıra geldi peptit serumuna. Barolap'ın, Clarisse'in peptit serumlarını seviyorum. Ama bu sezon keşfettiğimden beri sürekli elimin gittiği peptit serumu Pure Solution'ın peptit serumu. Bu bildiğiniz The Ordinary'nin bufesine çok benzeyen, yapısı olarak, dokusu olarak, cildeki hissiyatı olarak benzeyen bir serum ve ben antibiyotik kullandığım için geçtiğimiz ortadan kaybolduğum dönemde cildim sapıtmıştı. O dönemde oluşan lekelerde o keşfettiğimle birlikte bu peptit serumunu kullandığımda lekelerimin geçmesinde yardımcı olduğunu gözlemlediğim için bu sene bu videoda
Buna yer vermek istedim. Her zamanki Clarisse'le Barolab'tansa. Çünkü çok çok uygun fiyatlı olmasına rağmen cildinize gerekli olan etkiyi fiyatına göre güzel şekilde veren, fiyat performans açısından başarılı olan bir peptid serumuydu benim için. O nedenle severek kullandım. Cildinizdeki kolajen üretimini tetiklemek için ben peptid serumu ve arkasından cilt zinc serumu ikilisini kullanıyorum. Böylece cildinizdeki oluşan çukurların dolmasını size yardımcı oluyor bu açıdan. Aynı zamanda peptid serumları cildinizin elastikiyetini arttırıyor ve peptid serumlarını ben gece kullanmayı tercih ediyorum. Sıra geldi hyaluronik asit serumuna. Sabah rutinlerimde C vitamininden önce ya da sonra o günkü moduma göre en sevdiğim, çok tercih ettiğim içeriklerden bir tanesi. Cildinize nemi hapsetme konusunda çok başarılı olan bir ürün. Ve bu seneki tercihim Cosrx'in Triple Hyaluronic Acid Moisture ampulüydü. Aynı zamanda bir ara propolisli bir serumda kullandım. Biştrend'den özellikle akneye meyilli bir cildiniz varsa ona bayılırsınız. Ama onun bitenler şişesini hiçbir yerde bulamıyorum. İnşallah bulursam bir gün bir yerde söz edeceğim. Hem B5 var hem hyaluronik asit var. Ve 3 farklı molekül boyunda, 3 farklı yapıda konsantre halde hyaluronik asit içeriyor. Cildinizde hiçbir şekilde topaklanma olmuyor. Yapış yapış bir hissiyat cildinize bırakmıyor. Cildinize sürdüğünüz anda suya dönüştüğünü, hani cildinize sürerken böyle sanki suya dönüşüyormuş gibi hissediyorsunuz. Anında emilip cildinizin nem dengesini korumanıza yardımcı olan bir ürün. Sıra geldi bir asit serumundan söz etmeye. Hermoderm'in AHA Peeling, yani içerisinde %8'lik glikolik asit içeren peelingi. Eğer cildinizde beyaz nokta probleminiz varsa, cildinizde leke sorununuz varsa bakmanız gereken nokta bu. Fiyat performans açısından değerlendirildiğinde başarılı bir ürün. Yapış yapış bir yapısı yok. Cildinize uyguladığınız anda cildinizle tamamen bütünleşen bir serum. Bundan birkaç damlayı akşamları kullanmanıza fayda var ve sabahları kesinlikle ve kesinlikle güneş kremiyle, burada söz ettiğim bütün serumların kullanıyorsanız hangisi olduğu önemli değil. Güneş kremiyle birlikte kullanmanız lazım sabah rutininizde. Evden çıkmıyorsanız da dahil buna bu arada. Kullandığınız takdirde bir problem yaşamazsınız. Çünkü bu tarz asitik ürünler cildi soyma özelliği olduğu için cildinizi güneşe karşı daha nazik hale getirebiliyor. Glikolik asit molekül boyu çok küçük olduğu için cildinizin alt katmanlarına kadar ilerleyip cildinizdeki kolajen üretimini tetikleyeceği için hem o beyaz pütürlü cilt dokusundaki sorunları giderdiği gibi cildin kendisini yenilemesini hızlandırdığında cildinizdeki lekelerin geçmesine de size yardımcı olacak olan bir ürün. Bir önceki seneden göz kremi kategorisinde değişen hiçbir şey yok. Rutilin'in göz kremi ile Ienfro'nun Ginseng göz kremini ikisini de çok severek kullandım. Rutilin'i hem sabah hem akşam kullanabilirsiniz. Özellikle göz altlarınızda ince çizgi probleminiz, kaz ayakları gibi sorunlarınız varsa gözünüz kapalı bir şekilde gideceğiniz yer bu Rutilin'in göz kremi. O çizgilerinin görünümünü azaltıp göz çevrenizin daha böyle dolgun gözükmesinde size yardımcı olacak demek daha doğru olur. Ginseng göz kremi ise göz altlarınızı eğer morluk probleminiz varsa ve bir türlü çözüm bulamadığınızı düşünüyorsanız göz altlarınızdaki morluğu gidermek, şişkinliği almak için tercih edebileceğiniz bir göz kremi. Özellikle bunu dolapta saklarsanız ve Ienfro'nun Ginseng serumu ile birlikte kullanırsanız göz altlarınızda genetik olan morluk hariç, hani doğuştan olan morluk hariç gözaltı morluklarınız da size yardımcı olacaktır. Yine aynı şekilde gözaltlarınızın daha pürüzsüz, daha aydınlık ve canlı gözükmesinde yardımcı oluyor. Eğer genetik morluk probleminiz varsa da onların renginin bir tık daha açılmasında yardımcı oluyor. Tamamen ortadan kaldırmıyor. Sıra geldi nemlendiricilerden söz etmeye. Burayı birazcık hızlı hızlı geçeceğim. Çünkü çok fazla nemlendiricim var. Birincisi, cildim sapıttıysa, cildimin ne halt yediğinin farkında değilsem, cildimi mesela usturayla aldıysam, onu sakinleştirmek istiyorsam, güneşten yandıysam, güneş sonrası bir sakinleştirme istiyorsam kullandığım Clarisse'in Midnight Blue Calming kremi. Acayip nemlendirme özelliği olan, cildinizi çok güzel şekilde yetiştiren, cildinizi sakinleştirdiği için cildinizin ne yapmayı bilmediği durumda paniğinin geçip derin bir nefes almasını sağlıyor. Benim Şirinler kremi adını verdiğim krem. Bunu isterseniz aynı zaman akşam kreminiz, gece kremi gibi de kullanabilirsiniz bütün rutininizin sonrasında.
Ama ben daha çok dediğim gibi cildim sapıttığı zamanlarda tercih ettiğim krem bu. İkinci nemlendirici ise özellikle ve özellikle cildinizde yüksek nem probleminiz varsa, cildinizin yine aynı şekilde hem yatıştırılmaya ama aynı zamanda da yüksek oranda neme ihtiyacı varsa, özellikle benim kış aylarında tercih ettiğim Clarisse'in Rich Moist Soothing kremi. Bu da yine benim ilk aldığım Kore nemlendiricilerinden bir tanesiydi. Bittikçe tekrar satın aldığım, elimin altında olmasına hoşlandığım güzel bir nemlendirici kendisi. Cildi çok güzel yatıştıran, cildi derinlemesine nemlendiren ama böyle yapış yapış garip bir hissiyat bırakıp cildi yağlandırmadan bunu yaptığı için yoğun olmasına rağmen severek kullandım. Daha sonra ise ne çok kalın olan ne çok ince olan ama bana göre her türlü cilt tonunun, her türlü cilt tipinin kullanabileceği, özellikle rauk utan kullanıyorsanız bu Clarisse'in nemlendiricisi ya da bu şu anda söz edeceğim nemlendirici sizin en yakın arkadaşınız olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü cildi yatıştırıp cilde derin nem verme konusunda çok başarılı olan ürünler. Bu söz edeceğim adını söyleseydim keşke. I Am From'un Macfort serisindeki Macfort kremi. Macfort zaten yapı olarak antibakteriyel özelliği olduğu için özellikle akneye meyilli bir cildiniz varsa çok severek kullanacağınız bir içerik. Ben bunun kremini de çok severek kullandım. Cilt tipiniz ne olursa olsun rahatlıkla kullanabileceğiniz bir krem. İncecik bir yapısı var. Cilde sürümü çok güzel. Makyaj altında çok güzel şekilde performans gösteriyor. Cildinize emilip hani derinlere doğru gittiğini hissediyorsunuz. Cildinizin üzerinde oturmadığı için çok severek kullandığım bir nemlendirici. Bitmek üzere bittiği anda zaten büyük ihtimalle koşa koşa gidip alacağım bir nemlendirici. Diğer söz edeceğim iki nemlendirici ise daha çok benim yaz aylarında tercih ettiğim ya da cildiniz aşırı yağlıysa ne kullanacağını bilmiyorsanız zamanlarla işinize yarayacak iki nemlendiriciden söz edeceğim. Bunlardan bir tanesi Murad'ın Water Gel kremi. Adından da belli olduğu gibi jel yapıda olan bir krem. Bu pembe tatlı bir jeldi. Bunu dibine kadar sıyırdım. Bunu bitenler çöpünden çıkardım. Jel yapıda olan ama böyle matlaştıran jellerden değil öyle söyleyeyim. Cilt tipiniz ne olursa olsun özellikle yağlı ciltliyseniz daha çok seversiniz ama yaz aylarında benim cildim yağlı olmamasına rağmen çok severek kullandığım bir nemlendirici oldu. Derinlemesine cildinizi nemlendiren çok güzel bir nemlendiriciydi. Kesinlikle daha sonra tekrar satın alacağım. Şu anda elimdeki kremleri bitirmeye çalışıyorum ama aklım onda. Diğeri ise vazgeçilmez. Bence herkesin koleksiyonunda olması gereken, kenarda dursun öyle söyleyeyim. Cosrx'in yağsız nemlendirici losyonu. Eğer aşırı derecede kuru bir cildiniz varsa ön nemlendirici olarak kullanabileceğiniz, makyaj altında kullanabileceğiniz, aşırı yağlı bir cildiniz varsa, akneye meyilli bir cildiniz varsa ne kullanacağınızı bilmiyorsanız çok severek kullanacağınız bir arkadaş kendisi. İncecik bir yapısı olan yağsız bir nemlendirici ama eften püften değil, işini yapan, yine cildinizi nemlendiren güzel bir nemlendirici. Özellikle ben çok fazla nem içeren ürün kullandığım zaman da mesela sonbahar aylarında şimdi kışla birlikte benim rutinim yine değişti. Cildim değiştiği için ama sonbaharda çok fazla nem içeren ürün kullandım. Mesela I Am From'un esansının üzerine nem veren serum kullanıp işimi devam ettirdiğimde son basamağa geldiğinde sadece her şeyi koruyacak bir katmana ihtiyacım oluyor. Merhaba, hoş geldin. Hadi gel. Oh. Hadi, hadi. Hoş geldin. Hafif gurlamalar duyabilirsiniz. Bu üstümde köpük yatıyor çünkü. Ne diyordum? Ha, her şeyi böyle bir koruyacak bir katmana ihtiyacım olduğunda tercih ettiğim bir nemlendirici. Sıra geldi yağlara. 2020 boyunca kullandığım tek yağ Olivier'in Squalene yağıydı. Mesela özellikle yağlı bir cildiniz varsa yağ kullanmaya çok korkuyorsanız Squalene yağı sizin için muhteşem bir yağ. Çünkü cildin kendi sebumuna çok yakın olan bir yapısı var. O nedenle düzenli olarak kullandığınızda cildinizdeki fazla yağın oluşumunu engelleme özelliği olan da bir yağ. Yani cildinizdeki yağ dengesini yağ kullanarak dengeleyebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. İncecik bir yapısı var. Cildinize anında emiliyor. Cildinizin üzerinde yaşadığını hissetmiyorsanız kalın yapılı fondötenlerinizle karıştırmak için bile kullanabilirsiniz. Çok severek kullandım. Güzel bir yağ. Sıra geldi güneş kremi kategorisine. Burada iki farklı üründen söz edeceğim. İkisi de hibrit yapıda olan güneş kremleri bunların. Birincisi
İki şişe bitirdim ben bundan. Cosrx'in Aloe Soothing Sun Kremi. Ben bu güneş kremini çok seviyorum. Yani hem cildinizi yatıştıran, cildinizi güneşe karşı koruyan, özellikle cildiniz akneye meyilliyse, Roaccutan kullanıyorsanız, cildinizi matlaştırıp kurutmadan bir güneş kremi istiyorsanız bakabilirsiniz. Ama fiziksel güneş kremlerini tercih ediyorsanız bu size göre değil. Bu çünkü hibrit yapıda olan bir güneş kremi. Shank Pre, umarım adını doğru söylüyorumdur. SPF 50 güneş kremi. İncecik bir yapısı olan, cildinize çok tatlı bir aydınlık görünüm veren, ışıltı veren, cildinizi yağlandırmayan, makyaj altında garip garip durmayan, cildinizi bembeyaz yapmadan, cildinize güzel şekilde, Cosrx aynı şekilde emilen bir güneş kremi arıyorsanız bakabilirsiniz. İlk başta paketini çok sevmiştim. İncecik olması bir yerlerde taşıma açısından çok güzeldi. Ama dibindekini çıkarmak istediğinizde çok zordu. O yüzden bu ortasında delik var zaten. Buradan makasla kesip içinde son kalanları aldım. Benim böyle bir huyum var. Ürünün dibine kadar kullanmak için her şeyi kesiyorum. İlerleyen dönemde gene satın alır mıyım? Evet, ama inşallah yakın zamanda şu gri'nin içinden çıkarmanın bir yolunu bulurum. Son aşaması ise dudak nemlendiricisine geldi. Sıra dudaklarım için ben bir dudak peelingi ve bir dudak maskesi kullanıyorum. Dudak peelingini Lush'inkini kullanıyorum. Ben Misha'nınki de çok güzel. Ya da evde şekerle kendinize rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. O yüzden spesifik bir dudak peelingi göstermiyorum. Ama spesifik bir dudak maskesi gösteriyorum. Bu herkesin rutininde olması gereken. Bu şişe bir senede falan bitiyor. Ben sabah akşam kullanıyorum. Bazen gün içerisinde kullanıyorum. Ancak bir senede bitirebiliyorum. Ben bunu yeni açtım. Gördüğünüz gibi bu yeni açılmış olanı. İlk keşfettiğim günden beri satın aldığım Laneige'in dudak maskesi. Bana sürekli dolgumu yaptırdın diyorsunuz. Hayır, ben dolgu yaptırmadım. Sebebi bu. Bunun dudak dolgunlaştırma gibi bir iddiası yok. Ama dudaklarınızı o kadar çok güzel nemlendirip o kadar güzel şekilde onarıyor ki dudaklarınız dolgulu gibi gözükmesinde yardımcı oluyor. Dudaklarınızı onarıp çok güzel şekilde nemlendiriyor. Özellikle Roaccutan kullanıyorsanız, dudaklarınız paramparça olduğundan şikayetçiyseniz ya da dudaklarınız çok ama çok fazla kuruyorsa kesinlikle bakmanız gereken dudak maskesi bu. Benim 2020 boyunca en severek kullandığım cilt bakım ürünleri bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Video içerisinde söz ettiğim bütün ürünlerin linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Eğer bu tarz favoriler videolarına, cilt bakım videolarına devam etmemi istiyorsanız videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşimi artmayı unutmayın. Hoşça kalın. Köpük Hanım. Hoşça kalın.